Tümosan'daki özellikle X7 motorumuz, bahsetmiş olduğunuz hem deniz platformlarında özellikle insansız deniz araçları ULAK, Ares Tersans'ın ve Meteksan ortaklığıyla yapmış olduğu ULAK insansız deniz aracında şu anda tekne üstü testleri gerçekleştiriliyor. Bahsetmiş olduğumuz motor aslında Tümosan'ın TMSN X7 olarak adlandırmış olduğu bir kara motor olarak başlayıp sonrasında manizasyon işlemiyle belli bir aşama kaydettiğimiz ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'ne de itici çekici vasıtalarda kullanmak üzere yapmış olduğumuz sözleşme kapsamında teslim ettiğimiz motorlardan bahsediyoruz. Tabii motorlarımızda birkaç versiyonumuz var. Şu anda kara motoru versiyonu ile alakalı da büyük ölçüde testlerimizi tamamladık. Araç üstü entegrasyon ve araç üstü test kısımları ile alakalı önümüzdeki dönem yoğun bir faaliyet sergileyeceğiz. Tabii motorların prototip üretimi haricinde seri üretime geçişi çok daha ciddi bir aşama. Tümosan olarak özel endüstri bölgesi kapsamında yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde özellikle üretim hatlarımız, motor işlemeleri, özellikle robotik kafa işlemesi ki bu motorlara özel, büyük kapasiteli motorlara özel line boring dediğimiz özel bir sistem ki Türkiye'de tek biz bu yatırımı yaptık. Bu yatırımları gerçekleştirdik. Tabii süreçlerde üretim aşamasının kalifikasyon süreçlerinde de ciddi bir aşama kaydettik. Şu anda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde senelik bahsetmiş olduğumuz motordan 800 adet ihtiyaca mukabil yıllık 1500 adede çıkabilecek seviyede yatırımları gerçekleştirdik ve şu anda planlamamızı bu yönde sürdürüyoruz. Tabii bahsetmiş olduğum gibi motorun aslında prototip çalışmaları tamamlandı. Seri üretim aşaması bu sürecin en zorlu aşamalarından bir tanesi. Burada ciddi yol aldık. Yatırımlarımızı faaliyete geçirdik. Aynı zamanda bünyemizdeki dinamometrelerimizi de güncelledik. Şu anda fabrikamızda kendi motorumuzu test edebilecek, ömür testi koşabilecek dinamometre yatırımlarımızı da gerçekleştirdik. Evet, söylediğiniz gibi deniz motorlarının seri üretime geçişiyle alakalı çalışma nispeten daha önde. Zaten tekne üstü testleri de tamamlanan projelerimiz mevcut. Şu anda tam tarih söylemek çok doğru olmaz ama kısa sürede seri üretime geçeceğini bekliyoruz. Tümosan'ın aslında doğal bir transmisyon ilerleyiş süreci oldu. Malumunuz traktörlerimizde %97 yerlilikle traktör üretiyoruz ve transmisyonlarımızı kendimiz üretiyoruz. Bir kara transmisyondan, basit bir transmisyondan senkromeşli otomatik ve tam otomatik transmisyona geçiş süreci yaşadı Tümosan. Özellikle yarı otomatik transmisyonumuzu kendi askeri aracımızla belli bir süre test etme imkanı da bulduk. Ciddi geri bildirimler aldık. Onların ikinci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Özellikle tam otomatik transmisyonla alakalı ki bizim 25.06 olarak nitelendirdiğimiz 6 ileri 1 geri transmisyonumuzla alakalı da çalışma söz konusu olacak. 2025 yılında özellikle bu transmisyonumuz özelinde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağımızı söyleyebilirim. Tabii bu özellikle yerli milli ürün kullanımı konusundan oldukça kritik. Çünkü malumunuz şu anda entegratör firmalarımız mevcut konjonktürden dolayı dışarıdan çok rahat bir şekilde motor ve transmisyon alt sistem tedarik etme noktasında bazı problemler mevcut. Dolayısıyla Tümosan olarak özellikle katma değerli ürün sağlamayı ve teknoloji üretme konusunda elimizden gelen yatırımı, desteği ve faaliyetleri sürdürmeyi hedefliyoruz.